Gebelik zehirlenmesi. Tabii ismi belki zehirlenme, hepimizi biraz endişelendiren bir isme sahip. Ama maalesef gebelik sırasında bir takım hastalarımızın ya da bizlerin karşılaşabileceği bir durum. Öncelikli olarak şunu söylemek isterim ki, gebelik zehirlenmesinin varlığı, tanı konulması, uygun şekilde yönetilmesi son derece önemlidir. Ve bu şekilde hem annelerimizin hem de bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde süreçleri tamamlamaları sağlanabilmektedir. Gebelik zehirlenmesi diye tanımlanan durum, tıbbi ismi preeklampsidir. Preeklampsi, nedeni çok bilmediğimiz nedenlerden ortaya çıkabilen bir gebeliğe özgü rahatsızlıktır. En sık kendisini daha öncesinde tansiyon yüksekliği olmamasına rağmen gebelikte ortaya çıkabilen tansiyon yüksekliği, bazen gebelikte öncesindeki tansiyonun gebelikte yükselmesi, irilerde protein kaçağı ve vücudunun belli bölgelerinde ödem diye tanımladığımız şişlik durumuyla karşılaşılma halidir. Özellikle preeklampsi yani gebelik zehirlenmesi durumunda anne adayımızın vücudundaki dolaşımda bir takım aksaklıklar ortaya çıkmaya başlar. Ve buna bağlı olarak hem bebeğimize giden kan akımı azalır hem de anne adayımızın vücudunda bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Bu durum genellikle gebeliğin yaklaşık 5. ayından sonra ortaya çıkmaktadır. İlk gebelik ya da birden fazla doğum yapmış olma özelliği çok zayıf ya da vücut kitle indeksi normalden fazla olması, sigara kullanımı, aile öyküsü gibi bir takım risk faktörleri vardır. Bu tip durumlarda özellikle 20. haftadan sonra tansiyon ölçülmesi, bu haftada bir olabilir, aralıklı tansiyon ölçümleri, gebelik takipleri sırasında yapılabilecek idrar tahlilleri, ki burada idrarda protein kaybının varlığı ve vücudunda ödem olup olmaması, özellikle göz kapaklarında, ayaklarında, ellerinde varlığı ve bunların değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Eğer gebelik zehirlenmesi tanısı alırsa bir bebeğimiz, bazı koşullarda ayaktan takipleri yapılabilir, bazı koşullarda hastaneye yatırılarak gözlem altına alınabilir, bazı koşullarda da hastaneye yatırılarak doğum sürecinin başlatılması gerekebilir. Buradaki yönetim şekli tamamen anne adayımızın ve bebeğimizin durumuna göre değişkenlik gösterir. Gebelik zehirlenmesine bağlı ortaya çıkabilecek anne adayımızın vücudundaki damarlarındaki bir takım değişiklikler, özellikle damarlarındaki kasılma neticesinde anne adayımızda tansiyon yüksekliği, baş bölgesindeki damarlarda kasılma neticesinde baş ağrıları ya da bir takım görme bozuklukları ya da böbreklere giden kan akımının azalma neticesinde idrarın miktarında azalma gibi bulgular karşımıza çıkabilir. Bebeğimize de aynı şekilde rahime ulaşan kan akımındaki azalmaya bağlı olarak gelişiminde yavaşlama, hatta duraksama, anne karnındaki sıvı miktarında azalma, rahime ve bebeğe giden kan akımında ultrasonografik olarak yapılan ölçümlerde bir takım azalmalar saptanabilir. Burada temel olarak bu bulguların herhangi birisinden şüphelendiğinde ya da hekimimiz tarafından belirlendiğinde uygun şekilde bütün bu süreçlerin yönetilip en uygun zamanda en uygun doğum şekliyle vajinal doğum olabilir, sezaryen olabilir. Anne adayımızın ve bebeğimizin sağlıklı bir şekilde bu mutlu süreci tamamlamalarını sağlamak temel amaçtır.